Niye kapattın enişte ya? Şahit yazarlar diye mi korktun? Pamuk eller cebe meşgul efendi. Dökül bakalım paralar. Sen iyice ağzına itirmiş ucun. Ulan yatmasından para alıyorsun. Bari televizyon seyretmesindir alma be. Bu da bir şey değil. Soluduğu havadan bile para alacın onun. Yok deve. Havadan da para mı aldırmış be? Ya belediye çöp vergisi isteye veriyorsun. Kıkın bile çıkmıyor. Ben de hava vergisi isteyen gucuğa mı gitti? Hem hava çöpten daha kıymetli. İyi de enişte bu televizyon seyretme parası konaklamanın içinde değil miydi ya? İçindeydi ama artık dışında. Benim kardeşim sana esir değil. Ezdirmeye geliyor sana. Aslında senden de para almak lazım ama neyse. Lan almıyor mu sanki? Kimin malı kimden esirgiyorsun be? Ben kendi paramdan çalışıp aldım televizyonu. Kendi paramdan aldım televizyonu, bana parayla seyrettiriyor be. Evet öyle de Cenk. Ne mi lan itirazın he? Lan kelime ulan! Kelimesine haydi! Ya enişte bu senin yaptığın hangi kanunda var ya? Benim kanunda var lan. Hangi kanunmuş o? Orman kanunu! Lan sen konuşma lan. Sen izin aldın mı da konuşuyorsun lan inek? Lan kendi çocuğu para getirdiğim evde iki konuşur konuşamayacak mıyım ben? Evet konuşamayacaksın. Değil konuşturmak aslında seni evde bile tutmamak lazım ama. Neden dersen sen evde tutulacak karı değilsin. Ulan bıraksana ulan. Ulan kamyon mu kıstaydı? Ulan bıraksana ulan. İsteğim, şevkim, hiper düzeyde cinayi kabiliyetim var. Gel gör ki cinayetimi işleyecek bir aletim edevatım yok. Yok. Benim gibi bir delikanlının dürbünlü tüfeği bile yok. Yok valla. Heves var. Teyzes yok. Oysa bir dürbünlü tüfeğim olsa. Ay. Kalkınmış uzaktan keftik gibi avlardım. Aman nereye lan? Tuvalete Recep abi. Atır lan atır. Ay. 10 dakikada 10 defa gittin tuvalete. Ne yapayım? Elimde değil. Sen bu cinayet meselesini anlatırken korkudan ne yapacağımı şaşırıyorum. Herhalde cinayet anında kalpten giderim. Korkma lan korkma. Tetiği ben çekeceğim. Sana ne oluyor? Bak göreceksin, çok güzel bir çalışma olacak. Ya. Sen bunları düşün, hadi uyu, uyu, uyu. Peki Recep abi. Ay. Keşke bir susturucum olsaydı. Ya yatayım da, bu yastık bana göre değil Recep abi ya. Of. Ya. Neden vurmasın he? Ya, vurma beni! Recep abi kurbanım olayım, ne istersen yapacaksın. Hiçbir şekilde sana yakın Recep, vurma beni! Lan şef şef, sus! Bu işi sessiz sedasız nasıl hallederiz onun yolunu arıyoruz. Susturucu yerine yastığı kullanabilir miyiz diye düşünüyoruz. Sen sadece bu düşüncenin konu mankenisin. Sen korkma korkma hadi yat 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 uyu bakayım hadi. Şey... Altım ıslakken uyuyamam Recep abi. Kendi evimde bile bir uzaktan kumandı kadar değerim yok be. Değil değil nereye bile gideyim. Günah bizden Bülal'im. İyi aklıma getirdin lan. Bundan sonra kumandayı kullanmak yok. E nasıl değiştireceğiz kanalı? Oturacaksın sen değiştireceksin işin ne? Ha, kumanda dururken ben niye değiştiriyorum? Lan niye kullana kullana kumandanın pili biter. İşin ne otur sen değiştir. He kumandanı kıyamıyorsun ama 2 gün sonra benim pilim bitersin ne edeceksin? Ne edeceksin? Pili teze bir karı alacaksın ne edeceksin? Karı bulursun ama ablam gibi kazandığını kuruşu kuruşuna senin eline sayanı biraz zor bulursun. Karışma lan sen bozguncu anarşik. İstersen bu televizyondaki karıları da ben oynayayım. He? Televizyonu da kapat tüpünü iyi bitiyorsun de. Lan televizyonda oynayan karıların hepsi katana gibi be. Nerede sende o heybet? Sen nesin? Karı müsbettesi. Sen nesin? İnsan tıpkıyla dolaşan bir şey. Bence en iyisi boğma deli. Arkasına yavaşça yaklaşıyorsun. Geçiriyorsun boğazına telini. Böyle hızla asılıyorsun, asılıyorsun. Sakın, sakın yapma Recep abi. Boğulur kadıncağız, yazık ya. Salam. Sen boğulsun diye yapıyorsun. Hayır yapamazsın. Kakulmuş'u boğamazsın Recep abi. Kakulmuş dünya tatlısı bir insandı. Lan bunca yolu bu otelde kaşınmak için mi geldik? Kakulmuş'u ortadan kaldırmak için geldik. Yapma. Acırsan nasıl ortadan kaldıracaksın?
Bunu küvette boğmak var ama. Eve gidiyorum. O banyoda. Yavaşça içeri giriyorum. Ay gelme. O banyoda olduğum için beni hissetmiyor. Yapma. Yavaşça yanına yaklaşıyorum. Gelme. Gözlerim köpüklü olduğu için beni görmüyor. Yapma. Ben boğazına yapışıyorum. Ve sıkmaya başlıyorum. Sıkıyorum. Sıkıyorum. Daha fazla sıkıyorum. Sıkıyorum. Ve sıkıyorum. Ve sıkıyorum. Buyur enişte. Çık 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 biraz daha çık. Çık oğlum çık çık çık. Lan çık oğlum lan, bu parayla ancak yayınımız rütüp kararıyla kapalı duy yazısını seyredebiliriz. Çık çık çık. Ya niye o kadar yükleniyorsun çocuğun üstüne be? Belki parası o kadarına yeti ya. He vallahi bu kadar verebilirim enişte, başka veremem vallahi. Sen bilirsin. Maç olduğu zaman seyredemezsin, haberin olsun. İnsaf artık enişte ya. O yüzde insaf ne arası? O ancak karı parası yünaygesini içsin, gümüş getirsin. Lan karı parası marı parası deyip bana eleştiri konuşma lan. Koldum mu oturdurum bak. Sen ancak o işi yaparsın. Ayının önünde gideni. Aç artık şu televizyonu enişte ya. Açıp da ne olacak ki? Kadın çoktan ölmüştür. Kırkı bile çıkmıştır. Ana kırkı dedim de aklıma geldi. İtilmiş nenemin kırkını yaparak değil mi? Beni konuyu komşu çağırarak mevlidini ederim değil mi? Tüüüü! Ne oluyor be? Lan tüüü deyince alnına vurulmaz mı salak? Manyak mısın be? Türkiye'nin sen kendi alnına vurur. Bana niye vuruyorsun? Senin alnın durarken kendi alnıma aşındırır mıyım lan salak? Hem şimdilik sus. Konu değil. Neymiş konu? Ninen öldü ama hala mirastan sebeplenemedik. Kanunen hak bizim enişte. Kim yatabilmiş ki üstüne? Öyle bir yatılı ki. Kanuna da uydurulu. Neler uydurulmaz. Yok sana be. Nenem öyle iki gün oldu, sen mirası düşünüyorsun. Lan tabii düşünecek salak. Bu işle sıcağı sıcağın oğlu. En oğlu senden evvel davranır, sen de avucunu yalarsın. Ne edeceğiz peki? Hemen harekete geçeceğiz. Nasıl yani? Biri hemen kalkacak, giyinecek, bavulunu eline alacak, bir otobüse atlayacak, doğru köye gidecek. Demek köye gidiyorsun ha enişte. Özleyeceğiz seni. Vallahi ben de seni özleyeceğini düşünmüş. Ayıydı, uyuydu, gene benim kocamıydı. Ben gitmeyeceğim lan salak sülalesi. Amanım, yoksa beni mi göndereceğim? Ama sen şimdi parayı koyup bana bilet de almazsın, buraya kadar yürütürsün. Lan kardeşin durarken sana gitmek düşer mi lan inek? Vallahi ben şimdi gitmem enişte. Bu soğuk havada gitmesin be, hasta olacak çocuğum. Şimdi gidecek. İşin ucunda 30 milyar var, ne haber? Bak o zaman muşkur diyor ki, seni şehre sıkıca giydiririm. Bir tane de kaç kol veririm ha? Kalk artık, ne ablasının kuruyor, sür beni, kozdun beni. Kaşkoldan para istemez, 500 ve yeter. Köye git, durumu ana bize haber et. Ben bu gecenin konaklama parasını Türk ödedim. Şuradan şuraya gitmem vallahi. Sen şimdi bana posta mı koyun lan he? Yok be, ver demek istemedi ki. Ağzımdan kaçtım. Kaçtım de lan. Demesem ne olur? Laf kaçıracak ağzını olmaz, ona koyalım. Kırar var. Kalk lan yola koyun, yoksa bavulumu kapıya koyun, haberin olsun. Hadi bakalım. Tamam enişte, giyiniyorum ya. Yürü hadi, aferin. Bir şey yoksa kalk bavulumu al, düş yollara. Bavulun kalabilir. Ne dedim? Yani şimdi ben temelli gitmiyorum enişte. Yani işim bitince geri dönebilir miyim? Bavulun kalabilir dedik, o kadar. Allah'ım sana şükürler olsun yarabbim. İtilmiş biri tineğe gibi ayıp değilmiş mi ya? Bak incelik gösterdi. Kırılan bir kalbi tamir etmeye çalıştı. Yok yok, bu gerçek olamaz. Bu kesinlikle bir hurya olmadı. Geri git lan, televizyonu aç. Lan yine eski haline döndü kurt adam. Lan gel lan. Fatih Farina. Ha değiştirdik. Benden komuta alır almaz hemen basacaksın diyorum eğer. Oyalanmak yok, sallanmak yok. Sen de sallanma lan hadi. Değişti. Değiştiriyoruz ya be. Daha hızlı değişti. Değiştirdik işte. Bağırma lan, şirret kumanda. Sen de ecele et lan hadi çabuk.
Yürü. Hadi sallanma. Ablanı da meşgul etme. Değişti. Batur'u gel. Lan kırancın lan kafanın. Neye saniyesi saniyesine değişti. Bağırma lan. Lan kumanda bağırıyor mu lan? Niye bağırıyor? Kız Şerba. Ne? Sen bugün işe gitmiyor musun? Ya bugün benim off günüm. Senin de mi off günün? Of of, bana off günü var mı be? Yine işe gideceğim. Dünden kalan yarım bir iş vardı, ona bakacağım. Sen artık yatıp dinlenirsin. Ne dinlenmesi be, hep aynı şey. Evde de çalışıyorum. Çoluk, çocuk, çamaşır, bulaşık, adamın rakısı. Bir de zopa yiyorum. Akşam oldu mu böyle pestil gibi gireyorsun yatağa be. Doğru diyorsun. Evde de işçiyiz biz. Mayıssız aile işçisiyiz. Evde çalış, işte çalış. Tipimiz kaydı vallahi gı. Ah, kaysa da kaymasa da bu memlekette kadının tipi hep aynı. Binek tipi. Yıkıyorlar zırtımızı, her bir şeyi kendileri kurtuluyorlar. Hadi bak, hiç olmazsa az buçuk romantik olsalar değil mi? Böyle güzel laflar etseler, gönlümüzü alsalar. Aman o da yok. Sen neyle san? Bizimki dün akşam bir incelik gösterdi ki sorma geçsin. Deme kız, etti ki. Bizim kardeşim müşkül dedi ki al babamla artık defol git bu evden dedi. He haklısın, çok bir kibar davranmış. Yani insan kırılmadan ancak bu kadar güzel kovulu evde. Dur kız, devamı var da. Sonra dedi ki, yok yok dedi, babamın kalsın dedi. Getirmiş yaptığı kabalıktan ilk defa bir yere utandım, burkuldum. Sen de olsaydın gözlerinden şahit olacaktın. Niye be? Bir ayının utancına. Kız sen beni gene lafa tuttun be. Ben bir ekmek alıp dönecektim, sınak sarmışsak. Hep alıkoyuyorsun beni. Şimdi adam kayfaldım, yerde kaldık yiyecek be. Hadi kulağı be. Tamam işte inceleme, taş gibi bavul ve para yedi, tamam. Taş gibi daha ne istiyorsun? Para veren altın mısın? Öcük de abi, öcük de abi. Yürü biraz da abi. Lan sen de yürü. Ne? Ne yapıyorsun lan oğlum babalı lan? Sen geç lan. İçeri geç. Ne olursun o babalı almıyorsun. Bu adam delidir, ne yaptığını bilmiyor. Ya. Başkasının duru babalı gibi ben. Kofrun duru lan babalı. Sen yürü git lan. Geç lan içeri. Geç lan. Geç lan. Kes lan kes kes. Tamam tamam tamam. İşi senin dediğin gibi kansız halledeceğiz. Allah Allah. Beyksin Recep abi beyksin. Şimdi kefrende hileyle kakılmışların imzalı bir kağıt alacağız mirasından vazgeçtiğine dair öyle mi? Ama her bir kağıdı verdiğim sürede imzalamazsa basarım tetiğe ona göre. Gerek kalmaz Recep abi. Korkudan zaten atacaktır imzayı. Hayır bu iş kansız halledildiği için mirastan yüzde almam. Ne? Mirasın yarısına konarım. Anlaştık mı? Ay! Peki peki anladık. Hadi bakalım gidelim hadi. Tamam hemen hazırlanıyor Recep abi. Oldu 6 milyar geniş oynayacak. Kazanırsa kardeşine özel bir bavul alırım. Sen ne biçim bir adamsın be? Yüce Tanrım seni yaratırken hiç mi biraz içine his doldurmamış? Tıpkımda yoğurtulmamış bir odunsun. La sen şimdilik beni bir oduna mı benzediyorsun lan? Yok canım. Hiç öyle şey yapar mıyım ben? Odunu sana benzediyorum. Bak kaşınma bak. Kaşınma yoksa ben seni benzedim şimdi. Demek o bavulu boşuna tutmamışsın evde. Boşa kürek çekecek göz var mı lan bende? Kırmızdanlı hocam. Ustalak da bunu hak ediyen mi? Köye var olamaz ara dedik daha tık yok. Bekleyeceğin arayıp kendin sorsun ha. Oğlum ulan dünya para tutar bırak onun arasın. Bak bir de heyecan bastı şimdi. Şöyle kazasız belasız parayı alırsak kaderi feli bir eve taşınırız değil miymiş? İyi oğlum kafanı masaya vurmaktan bıktıydım. Kanefere vuranın kalan. Çamaşır mı makine yıkar? Sokuz gibi yapar mı ama? Ulaşır mı makine yıkar? Sıcak sudan soğuk suyu elimi değdirme bir dahaki. Evimde hizmetçilik etmem. Uzatırım ayaklarımı manzaraya karşı. Bir güzel çayımı içerim. Ne
kapıları mobilya kapı oğlu. Mobilya kapılarda da kafan ne güzel ses çıkarırız. Hele meşe dolaplarda böyle vurdukça kafan tong tong eder. Lan nasıl canım çekti şimdi be? Nasıl bünyem istedi? Bir dedi de hız mahcup tutarım. O da mı hız mı tutar? Boş yere heves etme lan. Sen yine gidip çalışacaksın. Niye kına? Çünkü ne? Para karıyı çok değiştirir derler. Sana laf gelmesini ister miyim benden? Sen yine normal gidip çalışacaksın. Çalıştığın parayı da götürüp elime sayacaksın. He, sen de götürüp kumara vereceksin. Ha, iyi bildin. Kıytırık oyun mu oynarım lan o zaman ben? Okey'e bari bu da 100 mü verin lan? Ne yapacaksın ya? Ver elini kumarhane. Geçerim kollu makinenin başına. Bu kana kadar oynarım. Sen bunları biraz zor yaparsın. O parayı biraz zor alırsın elinden. Ben öldürün ha? Ben seni. Ay bırakma almayın lan. Alo. Alo enişte. Alo Müşkül. He ben Müşkül. Ulan bana dedi telefonu he. Ben Drattür söyle Drattür. Köye sağ salim vasıl oldum. İyi bok yedin. Lan kısa yoldan anlatsana. Ulan bana da bir iki kelime edeyim be. Lan dur lan. Hani ne bileyim köye gelirken başıma kaza bela gelmiş midir diyerekten merak etmişsiniz diye düşündüm diye. Lan senden büyük kaza abulandan büyük dert mi var? Hayır anlatsana lan. Bana da ver, ben de konuşayım be. Şimdi işte, nenem ölmeden önce, yani son nefesini vermeden önce vasiyetini kendi ağzımdan demiş. Muhtar Sefer dayım da kağıda bir güzel yazmış. O vasiyete göre de tarla bizim. Yani %100 para bizimin işte. Harika! Harika mı? Neymiş o harika lan? Ben de duyacağım lan. Bana da versene lan. Ama ben her ihtimale karşı tapudan da bakacağım enişte. Bir şey var mı yok mu diyerek de. Fakat Muhtar Sefer dayım diyor ki ondan bir şey çıkmaz diyor. Çıkmaz diyor bir Sefer dayı. Ne çıkmaz diyor. Yani para %100 bizim enişte. Versin o bana iki kere bir şey verdi ki. Oyna lan. Oyna lan. Lan oyna lan. Lan oyna lan. Eniştemin hepinize ayrı ayrı selamları var. Ne oluyor lan? Anlatsana bana da. Alacağız mı paraları? Açın lan. Ne? Nereye gidiyorsun ki? Nereye gideceksin? Allah Allah. Bu gidişi hiç beğenmedim ama. Hadi bakalım. Bizi içeri davet etmeyecek misin? Ana ben de bir anda tanıyamadım bak kimliğe gelmiş. Buyurun buyurun. Ay. Buyurun hoş geldiniz. Aldığın hiçbir borcu zamanında getirmedin. Sana ne kadar kredi açtıysan hep ödemeyi geciktirdin. Bu durumda ben de senin kredi notunu biçiriyor mu Tirmiş Efendi? Yani senin anlayacağın bu saatten sonra sana borç borç veremem. Anlıyor musun ciğerim? Bu sefer durum farklı Faça abi. Bir yerden çok büyük bir para kaldı. Bu onun yerine elime geçer. Yani borcumu tam zamanında öderim. İstediğin bayağı büyük bir meblağ. Bunu biliyor mu? Biliyor abi. Küçük meblağlarda ne olur? En çok bir iki fiske yersin sonra burul buruşturu getirir ödersin. Ama büyük meblağlar gelmesi zamanında ne olur? Sen gidensen bunu da biliyor musun? Biliyorum abi. Ulan sen de her bir boku biliyorsun be. Hadi bakalım Bitirmiş Efendi. Şeytanın bol olsun. Sağ ol abi. Sağ ol Paşa abi. Sağ ol. Ulan Recep, sen yine kendi kendine gelin gibi yalıyorsun. Miras kaldıysa bize kaldı. Sana ne? Biz kırık nuru ile kendi aramızda anlaşırız. He, bence de kalkılmış abla. Bence de biz oturup tatlı tatlı konuşup hallederik. Sen karışma diyorsun, dinlemiyor beni adam. Senin yöntemine göre miras üç kişiye bölünür.
Fakat benim yöntemime göre iki kişiye. Kalan mirasçılar da kendi aralarında eşit parçaya bölünür. Yani kırık Nuriye'nin hemen paraları bana kurşunlar evi mi? Ben olaya böyle bakıyorum. Ama şayet dersen ki ben kurşun istemem beni bu, onu da yaparım. Ay abla inan yapar vallahi, boğu verir. Abla provasını ben de yaptı. Az kaldı boğuluyordum. Bunlar canidir zaten cani. Bunların sülalesi canidir. Ne bakımdan? Her bakımdan. Bunun bir tane dedisi vardı. Böyle köy meydanında yangınlar çıkartıp karşısına geçer. Keyfine seyrederdi. Sadistti bunlar, sadist. Biliyor. Horozla dövüştürüyordu bunun dedesi. Ne? Zavallı hayvanlar birbirlerini kakalaya kakalaya kan içinde kalırlar. Bunun sadist dedesi de kağıtçılarına geçer zevkle seyrederdi. Aynası için parçalanırdı. Bak görüyorum değil mi? Ne kadar hisli çocuk. İnsan buna bakardı bir şeyler eğlenir be. Kes lan alemeyi. Ay kaba herif senden. Tamam tamam artık bu kadar misafirlik yeter. Hadi kalkın gidin ben de işe geç kalacağım be. Biz önce işimizi bitirelim. O zaman senin işe gitmek diye bir problemin olmayacak. Niyemiş günah? Çünkü sen olmayacaksın. Lan ne istiyorsun benden be? Seni bir an önce öbür tarafa göndermek istiyorum. Ya Allah razı olsun. Fakat Nuri ile ortak bir formül bulduk. Neymiş o formül? Sen şu kağıdı paşa paşa imzalayacaksın. Biz de efendi efendi gideceğiz. Ne bu be? Ne yazıyor burada? Nenemden kalan mirası reddediyorum yazıyor. Ver kırık Nuri'ye imzalasın. Aşk! Sıra bir daha kurnazlık ediyor. Sen imzalayacaksın. Ne imzalayayım ben? Ben demem daha bana miras kalmış. Kendi payımı alıp çekilirim. Kendi payımdan da asla vazgeçmem. Sen bilirsin. Ya imzan, ya canım. Ay 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 imzala abla imzala. Cana gel üçüne, mala gelsin. Bak ben diyorum ki en iyisi size bir çay yapayım ben. Ben görürsem vaktim de olmaz yapmaya bir daha. Beni karşılıklı içeriz. Hem ben bu arada biraz düşünürüm imza atıp atmamayı. Kes lan! Buraya çay kahve içmeye gelmedik. İmzalayacak mı imzalamayacak mı? İmzalamayacağım. Ha? Dersem canımdan olacağım. İmzalayacağım dersem malımdan olacağım. He? Siz en iyisi benim kutumu açın. Ay 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 alem kadınsın abla kız. Ölüm anında bile espri yapabiliyorum pes doğrusu. Kes lan bu bayat esprilerle zaman kazanma numaralarına. Sana 10 saniye veriyorum. 10 saniye içinde kararını vereceksin. İnşallah imzalamazsın. Seni temizlemek için sabırsızlanıyorum. 10 saniye başladı. Ay abla kurbanım olayım imzala. Sakın atma imzayı. Ay ne olur abla imzala şunu. 7 saniye ne olursun atma imzayı. Bana seni temizleme zevkini tattır. Ay abla imzala. 5 saniye atma imzayı ayağını öpeyim atma. Ay abla kurbanım olayım imzala şunu. 3 saniye kaldı ne olursun atma. Ay ablacığım yoksa ben katten gideceğim. İmzala şunu. Bana hiç mi kuvvet bu imzayı attıramaz. 1 saniye. Ay, nereye imzalayacağım? Allah kahretsin. Şurası. Nasıl imzaladım? İyi halt ettin. Ay dinlettim. Vurdum ama. Öldürdüm ama. Sözünde durmadım. Öldürdüm. Kes lan bırak babayı. Kes. Gelmiyorum seninle. Gelmiyorum. Ben onun yanında kalacağım. Ona yardım edeceğim. Onu kurtaracağız. Ona hayat öpücüğü vereceğiz. Yürü lan yürü. Kakaya. Belki belki. Kasma. Kedi yavrum. Ver düşeme. Paralarım ediyor kumarım. Tamarım. Ne yatıyorsun lan orada? Kalksana lan.
Ay. Kafam. Kafam. Kafamı mı çarptın lan duvara? Kafam. Onun orada konuşacağını yardım etsene Cumhur. Nasıl düştüysen öyle de kalk. Day 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 day. Efendim be. Bak yürüyebiliyormuş da. Bak 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 bak. Abi öldüm. Gitti kafam. Kafam gitti. Gitti kafam. Gitti. Kan! Kan! Elleri kırıyorsun inşallah. İftira etme lan, ben sana vurmadım inek. Ulan sana demiyorum. O psikopat Recep'e diyorum. Psikopat Recep mi geldi? He? Bir nezaket ziyaretinde bulundum. Psikopat Recep eve mi geldi? He? Tabancayı dayadılar kafama. Kiminle geldi? Grupla geldi. Ne diyorlar? Ya imzayı atacaksın ya canından olacaksın dediler. Ne imzası? Bu mirastan vazgeçme imzası. Canımı al deseydin? İmzayı tercih ettim. Ne? Sen ne yaptın lan sen? Sen beni öldürdün lan! Sen beni öldürdün lan! Ben de seni öldürmedim lan! Bir yere ayrılma lan. Kısa bir aradan sonra gelip seni boğacağım. Alo! Enişte, tapuya gittik. Yalnız sana bir iyi bir de kötü haberim var. İyi söyle! Ninemden miras kaldı. Ben bunu biliyorum salak! Kötüyü söyle! Devlet istimlak etmiş. He? Eniştemin de bir güzel ayrı ayrı selamları yok. Ama ne oldu? Adam heykel gibi kala kaldı be. Ama ne oldu? Ben şu dakikadan itibaren ölüyüm. Bana dünya gözüyle son bir defa bak dedi. Taş kesildi kaldı itilmiş. 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 Lan itilmiş. Aman ne kadar güzel. Kolu bile kıpırdamıyor be. Ulan ben bu adamdan hiç dans etmemiş idim. Böyle modern dans. Ram pam pam pam. Hadi de ram pam 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 pam. Bak itilmiş. Şimdi sana güzel, temiz bir sopa çekeceğim. Ama yanlış anlama he. Yani senin savunmasız durumundan faydalanmak için değil. Ya da bugüne kadar attığın dayakların acısını çıkartmak için değil. Sırf şuurun yerine gelsin diye. Anladın mı? Yani kötü bir niyetim yok. Hep iyi niyetlerimden diyorum. Öyle değil mi lan? İyi niyetimden, iyi. İyi niyetimden, iyi niyetlerimden. Allah cezanı versin. Herifli sen, geberteceğim lan, geberteceğim seni. Ne diyeyim lan? Sürahi canlarına kurban olayım. Sebebi ziyaretim malum. Nereden malum be? He? Şu elindekilere bakılacak olursa az önce mezarından çıkmış da etraftan birkaç çiçek toplayıp gelmiş gibi bir halim var. Şöyle şöyle yap da toprakları dökülsün. Ah ah ilahi Sürahi Hanım. Demem o ki Allah'ın büyüklüğü peygamberin kavliyle sizi kendime istiyorum. Ne istiyor musun? Evet. Yani sen iyice yüzsüzlüğü eline aldın ya. Eskiden sadece ima ederdin, şimdi alenen istiyorsun. Evet istiyorum. Vermiyorum. Ama istiyorum. Vermiyorum. Benim sana verilecek kendim yok diye kaç defa söyledim be. Bir rahmetliyle ne işim olabilir benim? Davul bile dengi dengine. Öyle demeyin Sürahi Hanım. Benden daha iyisini mi bulacaksınız? Hele be. Kimi bulsam senden daha iyi olur be. Mesela şu Sefa ile evlensem senden daha iyi. Hiç olmazsa cilalı milalı, sapsağlam bir şey. Hadi her şeyi bırak,
bir hortlakla evlenecek kadar deli değilim ben. Ama efendim hadi, ama. Hadi hadi bak. Seni kabrinde ziyarete gelenler görmezlerse merak ederler. Yallah! Ama Sırahi Hanım. Gerçi evlilikte aşkı öldüren bir taraf vardır derler. Ama buna katiyetle inanmayın. Bakın belki bizim evliliğimiz bir keramet olabilir. Ulan manyak efendi! Aramızda aşk mı var ki evlilik öldürsün? Ay, yapma Sırahi Hanım! Yapma Sırahi Hanım! Lan vur beni bir tarafa! Sen ölmüş bir adamı hürmetten tekrar başım belaya indirecek! Ay Sırahi Hanım şu an bak! Ay gideceğim seni bu şişeyinden de! Ver şeyinden de defol! Aaa bela mıdır nedir be? Ne oluyor be? He? Ne oluyor? Burcu? Ne oluyor kızım sana? He, yüzümden düşen bir parça? Yok bir şey babaanne. Nasıl yok bir şey? Bir şey yok halin buysa, bir şey olmuş halin nasıl acaba? Engin'e biraz sinirlendim. Bak saçımı bu kadar yaptırdım fark etmedi bile. Fark etmesi mi lazımdı? Ne demek fark etmesi mi lazımdı? Tabii ki fark etmeliydi. Belki o anda başka bir yere bakıyordur çocuk. Anlık bir şey mi bu babaanne? Tam 4 saat beraberdik fark etmedi salak. Bak bu konuda haklısın. Hangi konuda? Nişanlım olacak o salağın salak olduğu konusunda. Hem de süzme bir salak. Çocuğu bir süzgeçten geçirmişler. İnsana mahsus özellikleri akıp gitmiş. Geriye kala salakla kalmış. Babaanneciğim lütfen ona salak deme. Canım ben demedim ki. Senin söylediğine katıldım sadece. Allah Allah. Bak bence kurtul o. Bırak o hırtapozu. Ama öyle azaltayım falan deme. O zaman bırakamazsın. Kurtulamazsın o illetten. Bırakacağım zaten babaanne. Bırakacak mısın? Evet. Ben onun için gideyim kuaförde saatlerimi harcayayım. O hiçbir şeyi fark etmesin. Sen bunun için mi bırakacaksın çocuğu? Evet babaanne. Ya bunun anası da böyle saçını başını yaptırsa da hikmet fark etmese bırakır mı acaba? Bırakır tabii canım. Böyle bir suç adamı ipe götürür vallahi. Buyur anneciğim. Ver ver. Ya bu ne kılık Naciye? Ya insan şöyle bir üstüne başına, saçına, kılığına bakar ya. Kendine biraz baksana. Anneciğim akşama kadar evde koşturmaktan kendime bakacak zaman mı var sanki? Dilde maşallah 45 numara pabuç gibi. Ben senin iyiliğin için söylüyorum. Benim iyiliğim için mi? Tabii. Malum. Hikmetim Allah için yakışıklı bir adam. Sen bu manzaranla onun yanında anneannesi gibi kalıyorsun ya. Allah Allah, kendine bakmazsan bak, kaptırırsın el alemlere. Sen hiç merak etme Sırahi anneciğim. Hikmetim benim üstüme gül koklamaz. Hikmetin burnu koku almıyor olabilir. Ama onu koklamak isteyecek tonla kadın var dışarıda be. Benden söylemesi. Siz ne demek istiyorsunuz Sırahi anneciğim? Anlayış kabiliyetine hayranım doğrusu. Ya git güzelleşmiyorum. Kötü bir şey mi diyorum? Git bir kuaföre, saçını başını şöyle bir yaptır. Vallahi bugün işte hikmeti kaybedersin söyleyeyim ben. Hikmetin o taraklarda bezi yoktur. Hele bu yaştan sonra hiç. Sana öyle geliyor. Adam tam da o taraklarda bez dokuyacak yaşta. İş yerinde kim bilir kaç tane çıtır vardır. Senin gibi bir enkazın altında kalmaya daha ne kadar tahammül edecek bu adam ya? Aslına bakarsan doğru söylüyorsun Sürahi anne. Ama ben de kuaföre güzellik salonuna gidecek para nerede? Nerede? Benim 3 aylığım ne güne duruyor ya? Bak. Bastırırız parayı, düzeltiriz kaportayı. Sürahi anneciğim siz iyi misiniz hem de 3 aylığınızla? Nesi varmış benim 3 aylığımı beğenemedin mi? Ay estağfurullah. Ya senin gibi 80 tane külüstünün sıfatına cila çeker bu para be. Sen paradan haber ver. Evladım sizden zor bir şey isteyeceğim kusura bakma ama mümkünse bu kadını biraz güzelleştirebilir misiniz? Bu bizim işimiz teyzeciğim. Ne yani güzelleştirebilirim mi diyorsun gerçekten? Herhalde. Fa
Fazla da canınızı sıkmayın canım. Olduğu kadar işte. Yarım saat içinde Handa teyzine bile benzetirim. O kadar da abartmayın ya. Olduğu kadar diyorum işte. Zaten kendisine benzemesi yeter. Kendisinin dışında kime benzesen güzel olur. Biraz ayıp olmuyor mu Sürahi Hanım? Ayıp oluyor tabii canım. Bu kılıkla da böyle sokağa çıkılmaz ki. Allah Allah. Buyurun hanımefendiciğim. Mersi. Dur bak, elimizdeki malzeme bu evladım. Gördüğün gibi. Artık malzeme ne kadarına el veriyorsa o kadar güzelleşir. He bak, gel bak bir şey diyeceğim. Şöyle saçını başını güzelce bir yapın, tamam mı? Dur. Şöyle bir toruna tesviyenizden geçsin yani diyorum. Dur gitme be! Allah Allah! Yalnız öyle belirgin bir güzelliği de olmasın yani. Hani anladın benim dedim. Hallederiz teyzeciğim, hallederiz. Ya sen ben niye dinlemeyeyim? Git hadi be, Allah Allah! Manikür pedikür de yapalım mı? O ne be? Yani tırnaklarını da törpüleyelim mi diyor? Tamam canım, ne isterseniz hepsinden yapın. Yoksa tırnakları için bir nalbanta mı gitseydik? Lütfen Sürahi Hanım, lütfen! Ne lütfen be? Senin tırnakların hakkından ancak bir nalbant gelir! Vallahi tırnakları katır tırnağı gibi, bakın! Ne şöyle yeşil kutlayı be! Kızımız darımdağı kırmızılarla ne kadar yakışmış! Ya ne demek dalgınlığıma geldi Engin ya? Sokaktaki kızlara bakmaktan bana baktığın yok ki şu saçımı fark edeceksin! Engin! Sence de ilişkimizi gözden geçirmenin zamanı gelmedi mi artık? Hayır canım, yarın müsait değilim. İngilizce çalışacağım. Engin, bütün bunları daha sonra konuşalım, tamam mı canım? Hadi güle güle, hadi. Ay, çok sağ olasın. Ayaklarıma kırıklar gibi. Ne güzel olmuşsun kız, bir yere mi gidiyorsun yoksa? Tımar iyice bir şeye benzedi. Neydi o yüz eşek gibi? Ay anneciğim, güzel olmuşum değil mi? Sahiden güzel oldum mu? O kadar yağlı boya badanayı bana yapsalar vallahi Türkan Şoran gibi olur be! İster misin Hikmet seni bu halde fark etmesin? Hiç fark etmez olur mu anneciğim? Vallahi bilmem! Ben olsam bir dakikada boşayıveririm! Bu yüzden hiç koca boşanır mıymış anneciğim? Boşanır tabii, istersen Burcu'ya sor! Burcu, sen olsan boşamaz mısın? Babaanneciğim çok sinirlenirdim ama niye hemen ipleri koparayım ki? Ayol daha birkaç saat önce koparmıştın ya! 2 dakikada adamı kapının önüne atmıştın ya! Allah Allah! Siz de kadın mısınız be? He? Boynuzunuz çıksa aldım kaşınıyor dersiniz! Puh! Paralarla boşaydım. Ay bu babaannen de iyice tuhaflaştı yani. Aman kocana sahip çık diye beni süsledi püsledi, üstelik de hayli para sarf etti. Şimdi de Hikmet seni fark etmezse boşa gitsin diyor. Hiç anlamadım doğrusu. Ben anladım galiba anne. Hikmetciğim. Efendim hayat. Ben de bir değişiklik görmüyor musun? Son zamanlarda birkaç kilo aldı. İyice tombaklaştı. Onu mu demek istiyorsun? Yok canım, hep aynı kiloda işte. Canım kilo ile ilgisi yok. Yani daha başka bir değişiklik diyorum. Bir gözünün şehla olduğunu söylemek istiyorsan o zaten bir değişiklik sayılmaz. Hikmetciğim, saçlarımda bir değişiklik görüyor musun? Yok. Eşeğe altın semer vurmuşlar, gene eşek olarak kalmış. Ama hiç olmazsa semeri fark etseydi. Hikmetciğim, saçlarımı yaptırdım, görmüyor musun? Saçlarını mı? Evet, saçımı yaptırdım. Bak söylediğin halde fark etmedi valla. Bence sen bu adamı boşa. Neler söylüyorsun anacığım? Birden kafam meşguldü, fark edemedim işte. Yok yok, Sürahi annem haklı. Senin gözün dışarıda Hikmet. Senin gözün dışarıda. Eskisi gibi bağlı değilsin bana. Gelmem bu oyuna, bırakmam yanına. Ne işler açar, vallahi doğru söylüyorsun ha. Bence sen kesin boşa bunu, artık olmaz. Olur mu hiç öyle şey anacığım? Sen de nereden çıkartıyorsun bu deli saçmalarını ya? Bir de üstüne üstlük deli dedi sana, duydun mu? Ben artık bir şey söylemeyeyim, sen konuş. Sen haklıymışsın Sürahi anneciğim. Bu adamdan bana hayır yok. Artık istenmediğim yerde bir dakika bile kalamam. Gidip bavullarımı toplayıp annemin evine gideceğim. Yok canım, ben bavullarımı toplarım da. Siz bir konuşun, işi netleştirin. Ne zaman avukata gideceksiniz, ne zaman mahkemeye başvuracaksınız? Konuşun. Ben hallederim. Tamam. Allah senin cezanı vermesin, değil mi? Nadia.
Güle güle Naciye. Naciye, Naciye. İlahi anacığım. Kalkıp senin saçını yaptıracak. Sonra da ben fark etmeyince aramız bozulacak, ayrılacağız falan zannediyor. Burcu söylemese ben de ne dolaplar çevireceğini dünyada bilemezdim vallahi. Şu babaannem var ya yalnız süper bir üçkağıtçıya. En kral hortumcuya bile pabucunu ters giydirir. Bu ona iyi bir ders oldu ha. Dünya kadar parayı kuaföre verdikten sonra ayrılmayacağımızı görünce bakalım ne yapacak. Sen de fıstık gibi olmuşsun hanım. Böyle bir güzelliği fark etmez olur muyum hiç ya? Oynuyorum deminden beri. Fıstıktır benim canım annem. Fıstık, fıstık. Siirt fıstığı, siirt. Babaannenizin sayesinde yarın Arzu'nun kına gecesinde saçlarımı nasıl yaptıracağım diye düşünüp duruyordum ki şahane babaanneniz imdadıma yetişti. Sizi gidi uyuz keçiler sizi. Kiminle dans ettiğinizi öğrenemediniz hala. Karaman'ın koyunu görürsünüz boyumu. Kına gecesiymiş. Ben o kınaları öyle bir yerine yakacağım ki yerden kalkmayan şey tavana vuracak. Geldiniz Gülazer Hanım. Hoş bulduk. Ne yapıyor gene bu? Komiserim ne yapacak? Tabii ki hırsızlık. Bak iftiranın da bu kadar kurucuğunu görmemiştim komiserim. Tüm general. Yani iftira durmadan iftira atar. Yalan söyle. Hadi oğlum be. Durup dururken niye yalan söylesin? Koskocaman polis. Hı? Ben ne bileceğim komiserim paşam. Belki de delirmiştir. Belki de ruhsal problemcikleri vardır. Ben aydan dönmemi bileceğim bunları. Komiserim 40'a yakın kol saati çalmış. Hadi be! Ne yalan söylesin be! Nerede bilirsiniz 40 tane çaldığımı be? Derinmiş çıldırmış bu komiserim padişahım be! Efendim bir o kadar iftira da burada var işte. Bırak onu be! Bırak be! Saati merak edersin. Söylerim sana. Allah bilir Gülazer Hanım bu saatlerin hepsi sizindir öyle değil mi? Abi seni temin ederim ki bütün hepsi bunların kendi saatçiklerimdir komiserim paşa. Atma lan, atma lan! Kimi kandırıyorsun ha? İnsan 40 tane saati birden takar mı ha? Bir tane olsa niye saati? Ben artık iş kadını oldum. Randevularımı şaşırmamak için takarım bunları. Abi kurbanın olan, almayasın günahını. Ne günahını alması be, ne günahını alması be? Her şey ortada işte, nesnelikle çalmışsın lan. Bak, bindiğim bütün uçaklar yere insin ki ben çalmadım. Çaldıysam namussuzum. Bana bak. Başka türlü yemin etmesini bilmezsin sen ha? Ne biçim yemin ediyorsun öyle? Hırsızlar kraliçesi. Bak bari sen iftira atma be Tarık Tarcan'ım be. Bari sen iftira atma be. Ben artık bu kraliçelik zamanlarını çoktan geçtim artık. Ben artık namusumla ticaret yaparım be komiserim padişahım. Yok ya. Ne ticareti yapıyorsun bakayım ha? Yoksa saat ticareti mi ha? Ha bildim bravo. Öpeceğim ağzından. Çekil. İstersen sana bir kıyakçık yaparım. Komiserim mühendisim. Ne? Evet abi, bana çalıntı sağ mı satacaksın yoksa? Abi bunlar çalıntı değil derim be. Baksana şunlara bak. Gıpgıcır yepyeni. Böyle çalıntı olsun bunlar gıpgıcır yepyeni durur mu hiç? Genelkurmay başkanım. Hakikaten de güzel saatler komiserim. Sen az bekle ben önce komiserimin iş cihazını göreceğim. Hadi oradan be, hadi oradan be. Belli ki çalıntı saatler işte. Ulan biz seni bilmez miyiz Gülazer ha? Abi komiserim çalıntı olsa hiç belli olmaz mı be? Nereden belli olacak be? Efendim camları çizik olur, kayışları eski olur. Lan bak bakalım. Bak senin saatin ne kadar eski bir saat. Hani hiç yapmam ya. Diyelim ben bu saati çalmış olsam. Misal. Hani la böyle de koluma takmış olsam. Gördünüz mü bak. Ne kadar
eski ve çalıntı bir saat olduğu hemen anlaşılır bir bakın. Hakikaten komiserim doğru söylüyor yani. Bak şimdi burada hemen fark ediliyor. Hemen evet. Anlaşılır bir komiserim ya. Ama bak benimki de fark ediliyor. Neden? Çünkü enayi eski bir saattir de oldu. Lan diyelim ki ben bunu böyle buradan almış olsam. Evet. Yani yapmam ya. Evet. Misal. Hani böyle koluma da bunu takmış olsam. Gördün mü? Gördünüz mü? Nasıl anlaşılır çalıntı bir saat olduğu? Başsal, senin saatin enayi olduğu hemen anlaşılıyor. Bak komiserim tamam ama seninki bir daha fark ediliyor. Bakayım. Tamam yani benimki de eski olduğu için biraz fark ediliyor ama seninki tüpedüz ben enayim diye bağırıyor ya. Ama yaptım ben komiserim. Bir kere benim saatim en az senin saatinden 10 yıllık daha yeni bir saat komiserim. Yahu tamam da durum senin... anlaşıldığına göre ben artık gidebilir miyim komiserim canım? Tamam tamam sen git hadi. Ulan benim saatim bir kere tam 50 yıllık saat Faysal sen... Tamam bak haklısın komiserim 50 yıllık. Benimki 10 yıllık. Evet. Demek ki senin saatinden daha yeni. Senin saatin ölmüş. Tamam gülme gülme oğlum bir kere benim saatim antika antika anlaşıldı mı sen ha? Komiserim bir dakika gülüyorum. Ya antika saat görmesek bize bu saati antika diye yutturacaksın. Ya valla antika diyorum sana Faysal ya. Nereden antika komiserim yani? Ya dedemden kalmış. Dedem onu İsveç'ten, İsviçre'den... Bak daha bak buyur bak nereden geldiğini bile bilmiyorsun bir kere. Kesme kesme. Sen bu antika olduğunu kanıtlama sor adamı. Ya kendine gel bir kere bakayım hadi. Şey affedersin. Ha şöyle haddini bil. Kendine gel. Üstünü başına dikkat et. Niye bu? Böyle dolaşma bir kere. Çekil düzen ver kendine. Biraz sonra emniyet müdürü gelecek. Dışarıdaki arkadaşlara söyle, onlara da çeki düzen versin. Böyle papaz gibi ulaşıyorsunuz. Komiserim, müdürüm saat kaçta gelecek efendim? Saat kaç? Saatim! Benimki... Saatim de yok! Benimki de yok! Nerede ulan benim buradaydı? Vallahi bilmiyorum komiserim, biraz önce saatler buradaydı. Peki nereye gitti komiserim? Saat lazım mı? Komiserim kulübü. Çok güzel antika saatlerim vardır. Sana da bir şeyler uydururuz. Memurum çaylakım.